Merhaba arkadaşlar, Berat Tatlı Dünya Seminerinin mutfağına hoş geldiniz. Bugün farklı bir poğaça tarifim var sizlere. Cevizli poğaça yapacağız. Yapımını hep birlikte görelim. Yarım su bardağı ılık sütümüz var. Sütümüzün ılık olması lazım. Yarım paket yaş mayayı içerisine koyup mayayı sütle birlikte açacağız, eriteceğiz. Elimizle veya bir çırpıcı yardımıyla maya eriyene kadar bu şekilde karıştıralım. 2 tane yumurtamız var arkadaşlar. Bir tanesini sarısını üstü için ayıralım. Diğerlerini harcımıza dökelim. Yarım su bardağı, çay bardağı sıvı yağımız var. Küçük boy çay bardağı olsun mümkünse. Bir paket tereyağı veya tereyağı kullanabilirsin ama tereyağı biraz çok fazla ağır oluyor. Margarin kullansanız burada çok daha iyi olacak. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 dolu tatlı kaşığı tuz ekleyerek sıvı harcımızı bu şekilde iyice eritelim. Yağımızın oda sıcaklığında olması, yumuşak olması çok önemli arkadaşlar. Çünkü un oranını, kıvamını mayalı hamurlarda, kurabiyelerde çok daha iyi anlayabiliyoruz. 1 su bardağı ince öğütülmüş cevizimizi de içerisine ekledikten sonra unumuzu yavaş yavaş dökerek yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Yine hamurumu tezgaha alıyorum. Çünkü tezgahta elimin içiyle çok daha iyi hissederek kıvamını ayarlayabiliyorum. Bu şekilde seviyorum. Hem çok daha rahat ve kolay oluyor. Evet, bu şekilde arkadaşlar birkaç dakika kadar yoğuralım. Çok hafif un ekleyerek, çok fazla da değil. Zaten içerisinde ceviz olduğu için normal poğaça hamurundan biraz daha farklı bir kıvamı olacak poğaça hamurumuzun. Evet, gördüğünüz gibi çok yumuşak. Yumuşaklığına bakın. Biraz da kıyır kıyır, hem yumuşak hem kıyır bir poğaça hamuru. İçerisindeki ceviz kıvamını bu şekilde yapıyor. Evet, hamurumuzu düzeltelim. Kabımızın içerisine alalım. Biraz farklı dediğim gibi sadece 10 dakika mayalandıracağız. Daha fazla bekletmeyeceğiz. 10 dakikadan sonra elimizle yuvarlayarak, ben biraz büyük yaptım poğaçalarımı. Ama isterseniz siz daha küçük küçük de yapabilirsiniz. Büyük yaparak tam bir tepsi poğaça çıktı bu ölçüden. Evet, aralıklarla tepsime yerleştiriyorum. ...12 tane poğaça çıkmış oldu arkadaşlar bu ölçüden. Hamurumu 5 dakika kadar daha bu şekilde dinlendiriyorum. 5 dakika dinlendikten sonra elimle üzerlerini bastırarak çok fazla pufuduk ve yuvarlak olmasını istemiyorum. Üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra çatalla sadece düz çizgi çekeceğim. Çapraz artı işareti yapmayacağım. Evet, gördüğünüz şekilde. Evet, çizgi çekme işlemi bittikten sonra arkadaşlar 20 dakika kadar dışarıda bu şekilde bekleteceğim. İlk önce üzerine susam dökeceğim. Daha sonra 20 dakika kadar dışarıda bekleteceğim. İsterseniz fırınınızın ısısını açmadan fırınınızın içerisinde bekletebilirsiniz. Üzeri kurumasını da önleriz bu şekilde. 180 dereceli fırına gönderiyoruz poğaçalarımızı. Nar gibi kızarana kadar poğaçalarımız piştiler.
İçerisinde ceviz olduğu için arkadaşlar, cevizi un haline getirip kullandığım için içinin rengi de biraz daha farklı oldu. Ama inanılmaz güzel bir tadı var. Gerçekten bu şekilde poğaçayı denemenizi tavsiye ederim. Söylediğim şekilde, söylediğim kurallara uyarak bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. Evet, poğaçalarımızın son hali bu şekilde. Yine görüşmek üzere, hoşça kalın.